Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar, iyi geceler diliyorum. Evet, yaklaşık 1-1,5 saat önce Dolar-TL ile ilgili olarak genel bir analiz aktarmıştım. Bu analizimde ağırlıklı olarak Dolar-TL'nin etkilenmekte olduğu faktörlerin üzerinden geçtik. Merkez Bankası kararının bir beklenti olarak sonuçlandığını, herhangi bir sürprizin çıkmadığını ve karar sonrasındaki gelişmeleri aktardık. Ve bugünkü dolar TL'deki aşırı bir hareketliliğin ne sebepten kaynaklandığını S400 ve Amerika ile ilgili olan gelişmelere yönelik olarak detaylı bir şekilde aktarımda bulundum. Ve bu analizimde arkadaşlar BIOB-USD üzerinde duracağım sadece. Onun için temel faktörlere, makro faktörlere girmiyorum. Değerli arkadaşlar, ondan önceki analizimde fırsat bulamamıştım. Şu an canlı piyasa verilerini görmektesiniz. Bu saat itibariyle saatler şu anda 0.30'ları göstermekte. Kısaca bu hususlara değinmek istiyorum. Japon yeninin 112 seviyesine yakın bir seyir içerisinde olduğunu ve doların 1285 civarında olduğunu görmekteyiz. Bu tablo bize güvenli liman algısını, güvenli liman olarak algılanmakta olan Japon yeni ve altındaki geri çekilme ve zayıf seyrin devam ettiğini, doların güçlü kalmaya devam ettiğini yansıtmakta. Zira euro dolar paritesi olarak da baktığımız zaman bugün gün içerisinde zaman zaman 1.13 aşağısına sarkmalar yaşamış olsa da şu anda yine 1.13 seviyesinin üzerinde ancak yakınlarında bir seyir içerisinde bulunuyor. Genel olarak dolar TL'ye baktığımız zaman ise an itibariyle 5.43 seviyesinin çok az bir miktarda aşağısında olduğunu görmekteyiz. Evet sevgili arkadaşlar, bu tablodan uzaklaşabiliriz. Viyop konusuna gelecek olursak sevgili arkadaşlar, Viyop hususunda geçtiğimiz haftaya başlarken 5.43 seviyesinin pivot seviyemiz olduğunu, bu seviye üzerinde kalınmak şartıyla ilk hedefin 5.49.90 yani 5.50 seviyesinin yuvarlak hesapla olabileceğini ifade etmiştim. Nitekim bugün itibariyle 5.49.59 seviyesi görülmek şartıyla 5.50 atağının yaşandığını ve 5.43 üzerindeki pivot seviyesinin üzerinde kalınmasının yarattığı gücün bizlere doğru bir yön tayin ettiğine tanık olduk. Değerli arkadaşlar, 5.49 veya 5.50 seviyesi olarak artık burayı bir direnç noktası olarak değerlendirebiliriz. Bu seviyenin açılması durumunda 5.43.27'nin buranın da açılması durumunda 5.60 seviyesinin pivot hedefleri olarak dikkate alınması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, şimdi ise sizlere günlük grafiğime döneceğim ve günlük grafiğim itibariyle yarına yönelik olarak hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiği konusunu yansıtmaya çalışayım. Şu tablo şeylerimizden kurtulmuş olalım öncelikle. Evet sevgili arkadaşlar, bugün 5.47.75 seviyesiyle kapanışımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz ve 5.47.75 seviyesi yarın için geçerli olan 5.46.85 noktasındaki pivot seviyemizin üzerinde olmakla bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 5.50-5.51.30 seviyesinin test edilebilme olasılığını gündeme getirmiş bulunuyor. Yani bizim yarın için veya bugün diyelim artık 5.46.85 seviyesini önemsememiz gerekiyor. Bu seviyenin aşağısına sarkacak, buradaki destek noktasının pivot seviyesinin altına inecek olursak 5.44.10 seviyelerine kadar bir geri çekilme ihtimalinin oluştuğunu dikkate alabiliriz. Dolayısıyla 5.46.85 seviyesinin üzerinde kalmaya devam eder isek eğer, bu seviye kalıcı bir destek konumunda algılanır ise bu durumda bugün gördüğümüz 5.50 atağının tekrarlanması, 5.50 seviyesini bir psikolojik seviye olarak da değerlendirebiliriz. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda ise 5.51.39'lar, 5.51.50'lerin gündeme gelebilme ihtimali teknik olarak mevcut görünmekte. Bir de değerli arkadaşlar, Fibonacci kriterleri olarak bakacak olur isek şurada görmekte olduğunuz %23.6'ya denk gelen 5.39 seviyesinin aşılmasıyla nereye kadar bir yükseliş olabilir sorumuzun cevabı şuradaki direnç noktamızdı. Burası da %38.2'ye denk gelmekte 5.51 seviyesini işaret ediyor. Yani değerli dostlar, 5.51.12 veyahut da şurada gördüğümüz 5.51.39 seviyesi bizim eğer ki 5.50'nin üzerine bir sıçrama yaşanacak olur ise, 5.50'nin üzerine çıkılacak olur ise bu durumda 5.50 üzerinde tutunma çabası
o aşama, o evreye girmiş olacağız teknik olarak. Bu tutunma evresinde ise dikkat etmemiz gereken en önemli direnç 5.51.39 veya 5.51.12, 5.51'in üzerindeki küçük seviyeler diyebiliriz. Şayet bu noktalar aşılacak olur ise biz o zaman 5.50 direncinin aşılmış olduğuna biraz daha teknik manada güven duyabiliriz. Evet arkadaşlar, teknik seviyeler bundan ibaret görünmekte. 5.46.85 desteğinin bugün için aşağısına inmemiz mümkün olabilir. Zira hızlı bir atak yaşandı dün itibariyle. Bu atak sonrasında özellikle şu anda da dolar TL'nin uluslararası piyasalar itibarıyla açık olan piyasalarda 5.43 seviyelerinde olduğunu hesaba katacak olur isek, tabii ki bu sabah saatlerine kadar tablo ne olacaktır ve dolar TL'deki ana hareketliliği, bugünkü dünkü ana hareketliliği yaratan ABD ile olan gerginliğimiz ve bu S-400 vesaire konularıyla ilgili olarak gelen çeşitli tweetler, haberler, açıklamalar, bu hususun da önemli bir faktör olduğunu dikkate aldığımızda, bugün bu konuyla ilgili olarak gerek ABD cephesinden gerekse Türkiye cephesinden ne tür açıklamalar geleceğini, restleşmenin devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ama teknik olarak tabloya baktığımız zaman ve bugünkü sertleşmenin ardından belki biraz ılımlı bir havanın oluşabileceği ihtimalini de dikkate almak üzere 5.46.85 aşağısına inilmesi, 5.45'lere, 5.44.50 seviyelerine kadar bir geri çekilmenin olabilmesi ihtimalini dikkate almakta yarar bulunuyor. Bir başka ifadeyle bugün çok ciddi bir hareketlilik oldu. Bu hareket aynı şiddetiyle devam edecektir şeklinde bir yorumda bulunmak çok net bir yaklaşım olmaz. Biraz fazla cesur bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Genel trendimizin yukarı olduğunu zaten her fırsatta söylemekteyim. İçinde bulunduğumuz konjüktür, seçimlerin yaklaşması, seçimler sonrasında bir IMF konusunun hala hükümetimiz tarafından reddediliyor olmasına rağmen bu husustaki gelişmelerin gündemde ve sıcak kalması ve yurt dışıyla yaşanmakta olan problemler ve her gün farklı bir cepheden gelen, gerek yurt dışı cephesinden gerek işte farklı farklı siyasi konularla ilgili olarak yaşanabilecek olan tablolar, bütün bunlar dolar TL'yi etkileyen, dolayısıyla Viyop doları da etkileyen faktörler konumunda. Bu bağlamda direnç noktamız olarak 5.51 noktasını çok yakından takip ediyoruz. Şayet buranın da aşılması durumunda %50 seviyesine denk gelen 5.60 seviyesi direnç olacaktır. Yani 5.50-5.52 bölgesi direnç bölgesi, 5.50 ve 5.51.5 seviyesi bir direnç bölgesi olarak algılanmakla birlikte şayet şu bölgenin aşılması durumunda 5.54 seviyesini dikkate alacağız ve ondan sonra da 5.60 seviyesine doğru bir yükselişin olma ihtimalini teknik olarak önemseyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası ne yaptı? Bugünkü sert hareketlerin yaşandığı bir günde Merkez Bankası'nın ne yaptığı konusu elbette ki çok önemli olacaktır. Sevgili dostlar, bugün Merkez Bankası Mart vadede herhangi bir işlem yapmadı. Zaten Merkez Bankası Mart vade itibariyle son günlerde hemen hemen hiç işlem yapmıyor, short pozisyon sayısını artırmıyor, yeterli görüyor. Zira maliyetlerine de çok yakın bir durumda olması bunda bir etken olabilir, ortalama maliyetlerine. Nisan vadeye geldiğimiz zaman yine Merkez Bankası'nın bugün itibariyle herhangi bir işlem yapmadığını görüyoruz. Merkez Bankası bugün ilk 5 kurum arasında bulunmuyor. Nisan vadede, zira dün aktarmış olduğum analizimde de sizlere ayrıntılı tablolarla da izah ettiğim üzere 1.250.000 lot kontrat civarında short pozisyonu buluyor ki Nisan vade itibariyle bu miktardaki bir short pozisyon ve henüz Nisan vadenin sonuna epey bir zamanımızın bulunduğunu da dikkate alacak olursak oldukça yüklü bir miktarda short pozisyon taşıyor ve bugün ekstra bir short pozisyon açma ihtiyacını hissetmemiş. Zira bunda iki sebep olabilir. Belki biraz daha bir yükseliş ihtimali olur. Daha yüksek seviyelerden short baskımı artırayım gibi bir düşünce içerisine girmiş olabilir. Belki de şu an için elindeki miktarları oldukça yeterli görüyor olabilir. Veya piyasanın yönü konusunda mevcut gelişmelerin piyasayı nasıl etkileyebileceği konusunda anlık bir şekilde bugünü bekle gör politikasıyla da geçirmiş olabilir. Değerli arkadaşlar, gelelim Haziran vadeye. Haziran vadenin durumu biraz enteresan. Niçin enteresan? Haziran vade itibariyle Merkez Bankası
bugün 150 bin, 152 bin kontrat civarında short pozisyon açmış bulunuyor. Merkez Bankası Haziran vadede son günlerde short pozisyon açmaya başladı ve bu short pozisyon sayısının bugün itibariyle bir günde 152 bin kontrat açması son derece dikkate değer görünmekte. Merkez Bankası'nın Haziran vade itibariyle 152 bin kontratlık bugünkü işleminin bir önemli etkisi de Haziran vadeli dolar kontratlarındaki primliliğin Mart ve de Nisan vadeye oranla biraz daha az olmasına sebebiyet vermiştir. Neden? Bugün Mart vadenin %0.58 civarında bir prim yaptığına tanık olur iken Haziran vadeye baktığımız zaman bu primlilik oranının 0.14 seviyelerinde kaldığını görmekteyiz ve birçok arkadaşımız da özellikle Haziran vade niçin ilerlemiyor, niçin diğer vadeler gibi hızlı hareket etmiyor şeklinde haklı olarak sordular. Bunun birinci sebebi Merkez Bankası'nın gördüğünüz gibi oldukça sığ görünmekte olan ileri vadeler daha sığdır. Her kademedeki emir miktarı biraz daha azdır. Gerçi şu an piyasa kapandıktan sonraki kalan emirleri görmekteyiz ama ileri vadelerdeki hacim biraz daha düşüktür. Bu sebeple de Merkez Bankası bu düşük hacmin de avantajını elde etmek kaydıyla biraz daha fazla baskı kurmuş ve bu baskı sebebiyle Haziran vade yeteri kadar diğerleri kadar prim yapmamıştır. Birinci faktör budur. Ancak daha da önemli diyebileceğimiz bir başka faktör daha vardır ki vadeler ilerledikçe faiz konusu gündeme gelir. Yani ister hisse viyop kontratlarında olsun, isterse dolar viyop kontratlarında olsun, vadenin son tarihine kaç gün kaldıysa, 60 gün, 30 gün, 38 gün vesaire, bu süre dikkate alınır. O anki geçerli olan faizler dikkate alınır, gecelik faizler dikkate alınır. Farklı farklı kıstaslar da var. Ben şimdi bunun formülünü uzun uzun anlatmak istemiyorum. Bir takım kıstaslar dikkate alınır ve bu kıstaslar ölçüsünde o vadenin değeri ortaya çıkar. Ve bu şekilde fiyatlar inip çıkmaya başlar. Dolayısıyla Haziran vade için önümüzde önemli bir süreç olduğu ve bu süreç içerisinde faizlerin de ileri tarihlerde daha da aşağı inebileceği beklentisi eğer söz konusu ise doğal olarak faiz hesabı açısından bu fiyatları belirleyen faktörlerden birisi olan faiz hesabını dikkate aldığımızda tabii ki düşük bir faiz durumunun söz konusu olması bu seviyenin de aşağı çekilmesi veya çok fazla prim yapmaması algısını ön plana çıkarabilecek olan bir faktördür. Ancak şunu çok net olarak bilmek gerekiyor ki henüz Haziran vade için çok erken bir süredeyiz. Haziran vadenin bugünkü hareketlerini, yarınki hareketlerini veya bugünlerdeki hareketlerini dikkate alıp da Haziran'da dolar şöyle olur, böyle olur şeklinde bir yorum yapıp bu vadeyi dikkate almak suretiyle işlem yapmak veya herhangi bir hedef tayin etmek şu anki tablo itibariyle çok doğru olmaz. Önümüzdeki günlerin neler göstereceğini bilmiyoruz çünkü. Tekrar ifade edeyim arkadaşlar, Haziran vade için Merkez Bankası'nın bugün itibariyle 152 bin kontratlık bir işlemi bulunuyor. Evet, viyop kontratlarıyla ilgili olarak şu an söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Umuyorum bu akşam tekrar birlikte oluruz ve Merkez Bankası viyopta ne yaptı? Viyop için bir sonraki güne ait olan kritik değerleri de sizlere aktarmış olurum. Gün içerisinde zaman zaman 60 dakika, 120 dakika gibi kısa periyotlara dikkate almak suretiyle VIOP işlemlerinde trade etmekte olan arkadaşlara yardımcı olabilmek bakımından kısa vadeli pivot değerlerini de @halukcanberk Twitter adresimden aktarmaktayım sevgili arkadaşlar. Bu konuyu da hatırlatmış olayım. Hoşçakalınız, iyi geceler diliyorum. Sabah dinleyenler için de iyi bir gün dileklerimle.